Merhaba değerli takipçiler, ben Bilal Bey'in, Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün yeni bir hanker gününe, tünaydın değerli takipçiler. Bugün ilk defa sabah saatlerinde değil, öğlen saatlerinde bu videoyu çekiyorum. Yoğun bir gün benim için, işleri de tam anlamıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Bu arada bugün çok beğendiğim bir tulumumu giydim. Bununla ilgili eğer merak ediyorsanız ayrıntıları da alttaki yorum kısmına yazdım. Merakınızı oradan giderebilir. Hatta almak istiyorsanız da alabilirsiniz değerli takipçiler. Çok böyle kullanışlı ve rahat, hoşuma da gitti. Zaten uzun süredir de kullanıyordum. Bugün de video çekerken tekrar giymeyi tercih ettim. Şöyle fermuar detaylarını da göstereyim. Bugün günlerden değerli takipçiler, Hanker, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i konuşacağız. Hatta bugün günlerden sen çal kapımı diyelim, farklı bir başlıkla giriş yapalım. Biliyorsunuz bugün cumartesi. Ve bugün akşam saatlerinde Sen Çal Kapım dizisinin yeni bölümüyle diziyi izleyeceğiz. Ve akşam saatlerinde yine Hande ve Kerem'in canlı yayını olacak. Geçen hafta 10 gibi yapmışlardı. Bu hafta da inşallah 9 gibi yaparlar. Ben artık 9'a itibaren beklemeye başlayacağım. Ve canlı yayın videosunu da YouTube kanalımıza yükleyeceğim değerli takipçiler. Başka kanallarda dolaşmayın. Baştan sona eksiksiz bir şekilde kaydetmeye, indirmeye çalışacağım. Onun haricinde yeni gelişmelerle devam edelim. Bigi Ünal'la ilgili biliyorsunuz babası hayata gözlerini yumdu. Tekrar Allah'tan rahmet kendisine sabırlar diliyorum. Bu üzücü olay yaşandığı zaman Hande Erçel'in de arabasına binerek İzmir'e gittiğini sizlerle konuşmuştuk değerli takipçiler. Paylaşmıştık bu detayı. Bununla ilgili daha sonra bazı haber siteleri ve gazeteciler yok öyle bir şey gitmedi. Ya da kimi de dedi ki Murat Akdoğan'ın arabasına binip gitti. Yani değişik asparagas tarzında haberler yapıldı. Ama size söylediğimiz gibi Hande Erçel tabii ki Bigi Ünal'ın yanında olmuş. Bunu nereden anladık? Bigi Ünal'a magazin muhabirleri şöyle bir soru soruyor. Yani babasıyla ilgili sorular soruyorlar ama Hande Erçel'le ilgili de soruyorlar. Ve Bigi Ünal diyor ki bu süreçte bana destek olan özellikle iki kişi vardı. Biri sevgilisi, Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli. Diğeri de kendi dizisi yani Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol aldı. Rol arkadaşı Hande Erçel'miş. Öncelikle Hande Erçel'i tekrar tebrik ediyorum. Ben zaten emindim gidip destek olduğuna. Her ne kadar gitmediğine yönelik haberler de yapılsa gitmiş ve çok fazla destek olduğunda Bigi Ünal'ın açıklamalarıyla görmüş olduk. Murat Akdoğan arabasıyla gitmediğini de artık Hande Erçel'in verdiği röportajdan da anlamışsınızdır. Doğru haberler yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda mutluyum. Ama ben muhabirleri bir anlamda eleştirdim. Daha yeni bu üzücü olayı yaşadı Bigi Ünal ve hemen bir anda bu tarz bir soru sormasını çok doğru bulmadım. Birazcık daha kendine gelseydi ama kendisini tebrik ediyorum. Çok güçlü duruyor. Yani daha kısa süre önce bu olay yaşanmasına rağmen, babası hayata gözlerini yummasına rağmen gayet dik bir şekilde, güçlü bir şekilde duruyor. Hatta yeni projelerini değerlendirmeye de başlamış. Sen Çal Kapım dizisinden ayrılıyormuş değerli takipçiler. Hayırlısı olsun. Bence zaten çok fazla durarak da Selin karakteri diziye pek bir tat vermiyordu. Yani izleyiciyi daha çok kızdırmaya başlıyorlardı. Ben Bigi Ünal'ı kendisini, eğitim hayatını, güçlü duruşunu, Aras Bulut İynemli'ye yaşadığı beraberliği hepsini çok beğeniyorum. Eminim ki yeni projesinde de çok güzel bir rolde, çok güzel bir projeyle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlısı olsun. Ve gelelim Kerem Bürsin'in reklam filmiyle alakalı düşünceme. Kısa bir teaser diyelim biz ona. Kısa bir bölümü yayınlandı Kerem Bürsin'in. Bence doğru bir seçim olmuş. Biliyorsunuz yaz ayları da geliyor. Sıcak havalarda da zaten bizi serinleten bir şeyler içmeyi tercih ediyoruz. Bu anlamda da Kerem Bürsin'in o içecek reklamında oynamasını doğru buldum. Ama bence Hande Erçel'de olsaydı çok daha güzel olurdu. Yani mayolarını falan giyip yine aynı şekilde Kerem Bürsin şortunu falan giyseydi, beraber bir reklam filminde oynasalardı eminim satışları kat be kat artacaktı. Reklam filmi çekilirken bu anlamda reklamcıların daha ne diyeyim daha düzgün düşünmeleri gerekiyor. Belki de maliyet anlamında sadece birini aldılar. Yani iki kişiye milyonlarca para vermek yerine sadece Kerem'e para vermeyi tercih etmiş de olabilirler ama yani bir kere de şöyle keyifli bir şekilde Hande ve Kerem'in bir reklam filminde ben gerçekten canı gönülden istiyorum. Daha önce de söyledim. Yani dergi çekimi yapılıyor ayrı ayrı. Bir kere
ikisi yan yana geldi. Bir daha da getirebilirsiniz. Şu an revaçlı isimler, eminim tirajınız da artacak zaten. Bunu bence düşünmeleri gerekiyor. Ben Kerem Bürsin'i izlerken yanında Papağan yerine Hande Erçen olmasını daha doğru bulurdum. Yani Papağan da olsun da Hande Erçen'in yanında olmasını bir tık daha çok tercih ederdim. Demek istediğim o. Gelelim şimdi dün bana sorduğunuz sorulara. Bir yandan da şimdi tabletimdeki sorulara bakıyorum. Şimdi aşağıya bakıyor gibi görünüyorum. Onun nedenini de açıklayayım sizlere. Dün akşam çektiğim videoya şu yorumu yazmış Eyüp Kaynak. Arkadaşlar bölüm çok güzel gelecek. Lütfen televizyondan izleyin lütfen demiş. Bugün sizden ricam yayın günü yayın saatinde televizyondan izleyin değerli takipçiler. Bu çok önemli. Özetini de izleyin, yeni bölümünü de izleyin. Ben sizlere şöyle söylemiştim, fragmanla ilgili düşüncelerimi tekrar dile getirmek istiyorum. Ben Kerem Bürsin'in bir rahatsızlığının ortaya çıkacağını düşünüyorum demiştim. Bu akşam izleyip göreceğiz. Umarım bu, tabii ki benim bu konularda çok fazla bilgim yok rahatsızlıklarla alakalı ama şunu söyleyebilirim. Umarım bu rahatsızlığı şeye yormazlar. İşte beynindeki o rahatsızlık nedeniyle belki de şu an davranışlarında ve duygularında değişiklik olma ihtimali var gibi bir şeye bağlamazlar. Bazen böyle dizilerde de böyle klişeler oluyordu. Umarım o tarz bir şey yaşanmaz. Onun haricinde bence aşık adamı beyefendi sonra geri çekti. Aman şimdi paparaziler gelir falan gibi düşünmüş olabilir demiş ama tam ne dediğini anlayamadım. Etser, Hanker harikasınız. Hemen cumartesi olsun diyen bir takipçimiz var. Burcu demiş seni özledik Tuğçe abla demişsiniz. Günde 2 bazen 4 video çekiyorum. Hala beni özlediğinizi söylemeniz de beni mutlu ediyor açıkçası. Bazen ben kendim sıkılıyorum video çekmekten falan. Acaba diyorum her gün video çekmek insanları sıkıyor mu diyorum ama bu güzel yorumlarınızı gördüğüm zaman da mutlu oluyorum. Hanker Forever saniyesinde buradayım demiş. Ben de sana saniyesinde teşekkür ederim. Çok sağ ol. İlginiz benim için gerçekten çok önemli. Dün bir analiz yaptım. Aslında genel yaptığım analize bakarsak ben şunları söyleyebilirim. Fragmana dikkat ettiniz mi? Şimdi Hande ve Kerem'in özellikle Hande'ye siyah peruk çok yakışmış. Tekrar altını çizmek istiyorum. Yani güzeline yakışmaz tabii ki de siyah saçı da siyah peruğu da bu kadar güzel taşıması çok cool olmuş. Bayıldım. Fragmana bir dikkatli bakmanızı istiyorum. Özellikle Hande ve Kerem'in neredeyse burun buruna olduğu bir sahne var. Hani aşk yaşamıyor falan tarzında haberler yapıyorlar ya. Ne olursa olsun bakın çok samimi söyleyeceğim. Oyuncu da olsanız, çok iyi oyuncu da olsanız o kadar yakın mesafede sizin birbirinizden etkilenmeme şansınız yok. Bakın Serenay da çok iyi bir oyuncu. Ne yaptı? Çağatay Ulusoy'la aşk yaşadılar. Kerem Bürsin'in de reklam filminde oynadığı yine. Yani düşünün bir erkek ve bir kadın çok yakın bir temasta olduğu zaman ister oyuncu olsun ister çok iyi oyuncu olsun bence bir şekilde etkileniyor. Yani bu benim görüşüm tabii ki. Herkes farklı düşünebilir. Güzel yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Kerem ve Hande demişler. Bu sonsuzluk işareti ona da değinmek istiyorum. Demişler ki parmaklarındaki sonsuzluk işareti silinmiş mi? Bunu zaten size daha önce açıklamasını yaptım. Ben diyebilirdim ki hayır gerçek hayatta yaptılar. Aşkın kanıtı diyebilirdim ama öyle değil değerli takipçiler. Diziyle alakalı yapılmış bir dövmeydi. Sonsuzluk işareti vardı. Hatta size dedim ki E ve S harflerini gördüm ben orada. Diziyle alakalı olduğunu düşünüyorum dedim. Diziyle alakalı değerli takipçiler. Zaten şu an öyle bir şey yapmalarına ne yapımcı izin verir ne de kendileri böyle bir şey yaparlar. Yani dövmeyi gerçek hayatta yapmalarından bahsediyorum. Öyle bir durum yok. Onun altını çizerim. Yanlış anlaşılma da olmasın. Çünkü bana çok fazla sormuşsunuz. Aslında tahmin edebildiğinizi düşünmüştüm. Ama yaşı küçük olan takipçilerim de var. Belki dikkatlerinden kaçmıştır diyorum. Ve gelelim Kerem Bürsin'in açıklaması ile ilgili konuya. Kerem Bürsin'in Alem Dergisi'ne verdiği röportaj, ses kaydını başka yerlerden de dinleyebilirsiniz. Ama ben şuna gelmek istiyorum. Çok fazla konuşuldu ve çok fazla manşet oldu. Bu kadar manşet olacak kadar önemli miydi derseniz. Tabii ki çok popüler bir oyuncu, tıklanan bir oyuncu. Bu kadar günlerce konuşulmasını ben de mantıklı buluyorum. Bence orada asıl önemli olan konu, toplumsal konular zaten önemli. Zaten konuşulması gereken konular, kendisini toplumsal konulara ve kadınlara yönelik tüm zorlu yaşam mücadelelerine rağmen kadınlara olan desteğine teşekkür ederim. Kimi susmayı tercih ediyor, kimi de cesur bir şekilde fikirlerini beyan edebiliyor. Öncelikle toplumsal konular ve kadınlarla ilgili ve kadınların yanında olduğu için Kerem Bürsin'i tebrik ediyorum. Bu konuları bir kenara bırakırsak magazinsel anlamdaki diğer önemli konu da Kerem Bürsin'in baba olmak istemesinin bu aralar altına epey bir fazla çizmesi. Ben dün de söyledim. Bence çok geç bir vakte yaş olarak
baba olma ilgi değildir. Bu baba olma isteğini bırakmasın. Çünkü yaş ilerlediği zaman, yani dediğim gibi hep büyüklerimizden de duyuyoruz, eski enerjiniz kalmıyor. Yani bir bebeğin, bir çocuğun peşinde koşmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden bence gençken baba ve anne olunmalı. Tabii ki çok gençken değil, yani 24, 25, 26, en geç de bence 35. Tabii ki bazı rahatsızlıklarınız vardır. O takdiri ilahi, ona bir şey diyemem. Ben genel konuşuyorum. Bence erken yaşlarda 35'e kadar bence çocuk sahibi olunmalı isteyenler için. Tabii ki herkeste şöyle bir algı da oluşmasın. Herkes bebek sahibi olmalı, çocuk sahibi olmalı gibi bir durum yok. İsteyenler için konuşuyorum. Yoksa böyle bir algı da var. Herkesin çocuğu olsun falan. Hatta evlenen çiftlere de direkt soruyorlar. Çocuk istiyor musunuz ya da ne zaman olacak falan. Bunları ben doğru bulmuyorum. Sadece genel konuşuyorum değerli takipçiler. Kerem Bürsin'in röportajından yola çıkarak bugünkü hankerle ilgili düşüncelerim bu şekilde. Haklı çıkmaya devam ediyoruz. Bu yüzden de mutluyum. Sizleri seviyorum değerli takipçiler. Bir sonraki videomda ikinci videoyu çekeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.